10. Bölüm. Ertesi günü vadide dolaşarak geçirdim. Arvero'nun kaynaklarının yanı başında durdum. Bunlar vadide bir barikat oluşturmak üzere yavaşça tepelerin zirvesinden aşağı doğru ilerleyen buzuldan çıkıyordu. Engin dağların dik yamaçları önümdeydi. Tepemde buzulun donmuş duvarı vardı. Parçalanmış birkaç çam ağacı çevreye dağılmıştı. Bu imparatorlara yaraşır, ihtişamlı kabul salonunun ağırbaşlı sessizliğini bozan tek şey, dalgaların gürültüsü ya da çok büyük bir parçanın düşüşü, çığın gümbürdeyişi veya sessizce ilerleyen değişmez yasaların zaman zaman ele geçirdikleri bir oyuncak gibi yarıp yırttığı buz yığınının dağlar boyunca yankılanan çatırtısıydı. Bu yüce, muhteşem manzara bana mümkün olan en büyük teselliyi veriyordu. Duyguların küçüklüğünden çıkarıp yükseklere taşıyordu beni. Kederimi ortadan kaldırmasa da bastırıp teskin ediyordu. Son bir ay boyunca zihnime çöreklenen düşüncelerden bir parça uzaklaştırıyordu. Gece olunca dinlenmeye çekildim. Uykum sanki gün içinde seyrettiğim muhteşem şekillerin bir araya gelip kendisine hizmet etmesini beklemişti. Bu şekiller etrafımı sardı. Dağın lekesiz karlı başı, parıldayan zirve, çam ormanları, engebeli çıplak vadi, bulutlar arasında hızla uçan kartal, hepsi çevremde toplanıp beni huzura davet ettiler. Ertesi sabah uyandığımda nereye kaybolmuşlardı? Ruhuma neşe verenlerin tümü uykuyla birlikte gitmiş, tüm düşüncelerimi karanlık melankoli sarmıştı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Dağ zirvelerini kalın sisler saklıyor, bu yüzden o yüce dostlarımın çehrelerini bile göremiyordum. Yine de sisli peçelerinin ardına nüfuz ederek çekildikleri bu mutlu mevkilerde arayacaktım onları. Yağmur, fırtına neydi ki benim için? Katırımı kapıya getirdiler. Montanverde'nin zirvesine çıkmaya karar verdim. O muazzam, sürekli hareket eden buzulu ilk gördüğümde nasıl etkilendiğimi hatırladım. Beni yüce bir esrimeyle doldurmuş, ruhuma kanat takıp onu karanlık dünyadan çıkararak ışığa, coşkuya taşımıştı. Doğanın huşu veren, heybetli görüntülerinin zaten hep zihnimi zenginleştiren, hayatın geçmiş kaygılarını unutmama yol açan bir etkisi olmuştur. Hem yolu iyi bildiğimden hem de başka birinin varlığı o manzaranın ıssız ihtişamını yok edeceği için rehber almadan gitmeye karar verdim. Dik bir tırmanıştır bu. Fakat patika boyunca yer alan kısa dönemeçler dağın dikeyliğine baş edebilmenizi sağlar. Fevkalade bir ıssızlık manzarası vardır. Yüzlerce noktadan kışın düşmüş çağların izi görülebilir. Kırılan ağaçlar zemine yayılmış, bazıları tamamen harap olmuş, bazıları yamulmuş halde çıkıntılı kayaların ya da çaprazlama olarak başka ağaçların üzerinde yatar. Yukarı çıktıkça patika kar vadileriyle kesişmeye başlar. Bu dar vadiler boyunca yukarıdan sürekli taşlar yuvarlanır. Bunlar bilhassa tehlikelidir. Çünkü en küçük ses, mesela yüksek tondan konuşmak, insanın mahvına sebep olacak bir hava titreşimine yol açabilir. Çam ağaçları uzun ya da süslü değildir. Ağır başlıdırlar. Manzaraya sertlik katarlar. Aşağıdaki vadiye baktım. Vadi boyunca akan nehirden yükselen geniş sisler, karşı dağların etrafında kalın çelenkler halinde kıvrılıyordu. Dağların zirvelerini hep aynı biçimde bulutlar saklıyordu. Kararmış gökten inen yağmur, çevremdeki nesnelerin benim üzerimdeki kasvetli etkisini arttırıyordu. Ne yazık, insan niçin vahşilerden daha üstün hassasiyetlere sahip olmakla övünür ki? Bu onları daha kısıtlı varlıklar kılıyor sadece. Dürtülerimiz, açlık, susuzluk ve şehvetle sınırlı kalsaydı neredeyse özgür olurduk. Ama şimdi esen her rüzgarla, tesadüfen söylenmiş bir sözle ya da o sözün anlattığı görüntülerle heyecanlanıyoruz. Yatsak uykumuzu zehredebilir rüya, kalksak kirletebilir günü tek bir avare düşünce. Hisset, düşün, anla, ister gül, ister ağla. Kedere sarıl yahut kaygıyı def eyle. İster neşe, ister keder, farkı olmaz. Serbestçe çekilip gidebilir ikisi de. İnsanın dünüyle yarını bir olmaz, kalıcı şey yoktur, değişiklikten öte. En yüksek noktaya vardığımda öğle vaktiydi. Bir süre buz denizine tepeden bakan kayaya oturdum. Hem kayayı hem de çevredeki dağları sis sarmıştı. O sırada çıkan bir esinti bulutu dağıttı, ben de aşağı indim.
Buzulun yüzeyi çok engebelidir. Huzursuz bir denizin dalgaları gibi inip çıkar. Derinlere inen yarıklar yüzünden parçalı bir yapısı vardır. Buz alanı yaklaşık 5 kilometre genişliğindedir ama bu alanı geçmek neredeyse 2 saatimi aldı. Karşı dağ çıplak, dikey bir kayadır. Montanvart şimdi durduğum yerin tam karşısında 5 kilometre mesafedeydi. Onun üstünde de müthiş heybetiyle Mont Blanc yükseliyordu. Kayanın içindeki bir oyukta durup bu harika, şaşkınlık verici manzaraya baktım. Deniz, daha doğrusu bu engin, buzdan nehir, kuytuluklarının üstünde yükselen koca dağların arasından dolaşıyordu. Buzlu, ışıltılı zirveleri bulutların üzerinde güneş ışığıyla parlıyordu. Önceden kederli olan kalbim neşeye benzer bir şeyle dolmuştu şimdi. Haykırdım. Buralarda dolaşan ruhlar, gerçekten dolaşıyorsanız, daracık yataklarınızda yatmıyorsanız şayet, bu küçük mutluluğu nasip edin bana. Ya da yanınıza alın beni. Hayatın sevinçlerinden uzağa götürün. Bunu söylediğim sırada ötelerden olağanüstü bir süratle bana doğru ilerleyen bir insan figürü gördüm. Benim temkinle arasından geçtiğim buz yarıklarının üzerinden atlayıveriyordu. Yaklaştıkça boyu da insan boyundan uzun görünmeye başladı. Kaygılandım, gözlerim dumanlandı, üzerime bitkinlik çöktü. Fakat dağların soğuk rüzgarlarıyla hemen toparlandım. Şekil daha yakına geldikçe ne dehşetli, ne iğrenç bir görüntüydü, bunun yarattığım sefil olduğunu anladım. Şiddet ve korkuyla titreyerek yaklaşmasını beklemeye, ardından onunla ölümcül bir dövüşe girişmeye karar verdim. Yaklaştı. Yüzünde küçümseme ve kinle karışık acı bir ızdırap ifadesi vardı. Doğa dışı çirkinliği bu yüzü neredeyse bakılamayacak denli ürkünç kılıyordu. Fakat bunun pek farkında değildim. Hiddet ve nefret yüzünden konuşamaz haldeydim önce. Şiddetli bir tiksinti ve ayıplama ifade eden sözlerle onu ezebilmek için kendimi toparladım. ''Şeytan!'' diye bağırdım. ''Bana yaklaşmaya nasıl cüret edersin? Senin gibi sefilden alacağım intikamdan korkmaz mısın? Çek git aşağılık böcek. Yahut kal da seni ayağımın altında ezip un ufak edeyim. Ah şu sefil varlığına son verince şeytanca öldürdüğün kurbanlar hayata döneydi keşke.'' ''Böyle karşılanmayı bekliyordum.'' dedi iblis. ''Sefillerden herkes nefret eder. Ben ki yaşayan her şeyden daha sefilim. Nasıl nefret ediliyorum kim bilir. Ama sen, yaratıcım, aramızda ancak birimizin yok edilmesiyle çözülebilecek bağlar bulunduğu halde kendi yaratığından tiksiniyor, beni reddediyorsun. Öleyim istiyorsun. Yaşamla böyle oynamaya nasıl cüret ediyorsun? Bana karşı vazifeni yerine getirirsen, ben de sana ve tüm insanlığa karşı vazifemi yerine getiririm. Şartlarıma uyarsan onları ve seni rahat bırakırım. Fakat reddedersen ölümün midesini doldurmaya başlarım. Geriye bıraktığın dostlarının kanına doyuncaya dek. İğrenç canavar, ifrit seni. İşlediğin suçların intikamını almaya cehennem azapları yetmez. Rezil şeytan, yaratılışın bana utanç veriyor. Bari gel de düşüncesizce bahşettiğim o kıvılcımı söndüreyim. Hiddetim sınır tanımıyordu. Bir varlığı başka bir varlığa düşman kılan tüm duygularla üstüne atıldım. Beni kolayca savuşturarak şöyle dedi. ''Sakin ol, nefretini şu lanetli başıma yağdırmadan önce beni dinlemen gerek. Yeterince çekmedin mi? Niçin ızdırabımı arttırmaya çalışıyorsun? Hayat acıların toplamından ibaret olsa da benim için kıymetli, onu savunurum. Beni senden daha güçlü kılmıştın, unutma.'' ''Senden uzun boyluyum, eklemlerim de daha esnek. Fakat sana karşı durmaya niyetim yok. Ben senin yaratığınım. Bana borçlu olduğun şekilde üzerine düşeni yaparsan, doğal efendime, kralıma karşı yumuşak, uysal bile olurum. Ah Frankenstein, herkese hakkınca davranıp sadece beni ayaklar altına alma. Senin adaletini, hatta merhametini ve sevgini en fazla ben hak ediyorum. Senin yaratığın olduğumu unutma. Adem'in olmam gerekirken düşkün melek oldum. Hiç günahım yokken sevinçten mahrum ettin beni. Her yerde eksiksiz bir mutluluk görüyorum. Bir tek ben, telafisi imkansız biçimde bu mutluluğun dışına itilmişim. İyilik severdim, güzel huyluydum. Acılar yüzünden bir ifrite döndüm. Beni mutlu edersen yine erdemli olurum. Çek git, seni dinlemeyeceğim. Aramızda hiçbir ortaklık olamaz. Birbirimize düşmanız. Ya çek git ya da gücümüzü ikimizden birinin yenik düşeceği bir dövüşle sınayalım.
Seni nasıl ikna edebilirim? Şunca sözüm, iyiliğin ve şefkatin için yalvaran yaratığına iyi gözle bakmanı sağlamaz mı? İnan bana Frankenstein, iyilik severdim ben. Ruhum insaniyetle ışıldıyordu. Fakat işte, yalnız değil miyim? Sefilce yalnız. Sen, yaratıcım, iğreniyorsun benden. Bana hiçbir borcu bulunmayan diğer insanlardan ne umabilirim? Beni dışlıyorlar, nefret ediyorlar benden. Issız dağlara, iç sıkıcı buzullara sığındım. Günlerce dolandım burada. Benden başka herkesin korktuğu ve insanların kıskanmayacağı tek mekan olan buz mağaralarını mesken edindim. Selam olsun kasvetli göklere. Çünkü bana senin gibi insanlardan daha iyi davrandılar. İnsan güruhu varlığımdan haberdar olsa senin gibi davranır. Beni yok etmek için silaha sarılırdı. O zaman niye ben de onlardan nefret etmeyeyim? Düşmanlarımın şartlarına razı olmayacağım. Ben perişanım. Onlar da sefilliğime ortak olsunlar. Ancak ödülümü vererek onları kötülükten korumak elinde. Yoksa senin yüzünden bu kötülük o kadar büyür ki, hiddetinin girdabı sadece seni ve aileni değil, binlerce başka kişiyi de yutuverir. Şefkatini harekete geçir. Beni hor görmekten vazgeç. Hikayemi dinle. Dinledikten sonra neyi hak ettiğime karar ver. Beni terk et ya da acımı paylaş ama dinle beni. İnsan kanunlarına göre en kanlı suçluların bile hüküm giymeden önce savunma yapmak için konuşmaya hakları vardır. Dinle beni Frankenstein. Beni cinayetle suçluyorsun ama vicdanın hiç sızlamadan kendi yaratığını yok edecektin. Övgüler olsun ezeli insan adaletine. Lakin bana zarar vermekten vazgeçmeni istiyor değilim. Beni dinle, sonra yapabilirsen eğer kendi eserini yok edebilirsin. Niçin düşününce beni ürperten, sebebi ve sefil hazırlayıcısı olduğum şartları hatırıma getiriyorsun, diye yanıtladım. İğrenç şeytan, ışığı ilk kez gördüğün güne lanet olsun. Seni şekillendiren ellere lanet olsun, kendimi lanetlemiş olsam da. Anlatılamayacak ölçüde rezil rüsva ettin beni. Sana adil davranıp davranmadığımı değerlendirecek kudret bırakmadın içimde. Çek git, tiksindirici şeklini görmekten kurtulayım. Şöyle kurtarayım seni yaratıcım, diyerek gözlerimi eliyle örttü. Kahrolası ellerini şiddetle ittim. Nefret ettiğin görüntümü ortadan kaldırdım ya, buna rağmen beni dinlemiyorsun. Şefkatini benden esirgiyorsun. Bir zamanlar sahip olduğum erdemler adına, senden talebimdir bu. Hikayemi dinle, uzun ve tuhaf bir hikaye. Bulunduğumuz yerin sıcaklığı da senin duyarlı hislerine pek uygun değil. Dağdaki kulübeye gel. Güneş hala yüksekte. Alçalıp da karlı yükseltilerin ardına saklanarak başka bir dünyayı aydınlatmaya başlamadan önce olup biteni duymuş, kararını vermiş olacaksın. Her şey sana bağlı. İster insanları ebediyen terk edip zararsız bir yaşam sürersin, ister insan dostlarının felaketinin ve kendi yıkımının sorumlusu olursun. Bunları söylerken buzda yürümeye başladı. Ben de onu izledim. Yüreğim dop doluydu ve onu yanıtlamadım. Fakat yürürken kullandığı çeşitli savları kafamda tartıp nihayet hikayesini dinlemeye karar verdim. Bunun sebebi kısmen merakımdı. Şefkat duygusu da kararıma destek verdi. Kardeşimi onun öldürdüğü kanaatindeydim ve bu kanaatimi destekleyecek ya da çürütecek bir şey bulma peşindeydim. Ayrıca ilk kez bir yaratıcının kendi yaratığına karşı görevlerinin ne olduğunu ve kötülüğünden yakınmadan evvel onu mutlu etmem gerektiğini hissetmiştim. Bu dürtüler talebini kabul etmeye yöneltti beni. Böylece buzulları aştık, karşı taraftaki kayaya tırmandık. Hava soğuktu, yağmur düşmeye başlamıştı, kulübeye girdik. İfrit bir sevinç havasıyla, bense ağır bir yürek ve bozuk bir moralle, fakat dinlemeye rıza gösterdim. Tiksindirici refakatçimin yaktığı ateşin başına oturdum, o da hikayesine başladı.